İyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Erol Küçükoğlu. Bugün 22 Şubat günlerden çarşamba 18.30 randevunuza hayatı ve hayatın getirdiklerini paylaştığımız akşam bültenine hepiniz hoş geldiniz. Yine yoğun bir gündem var hem Türkiye'de hem Ordu'da. Hepsine tek tek göz atacağız sırasıyla birkaç not paylaşmak istiyorum öncesinde. Bugün 3 önemli konu vardı Türkiye gündeminde. Referandum sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak kampanya yapacak mı, yapmayacak mı? AK Parti tartışmaları vardı. Başbakan Yıldırım buna açıklık getirdi. Programları AK Parti olarak biz ayrı ayrı yapacağız. Onlar ayrı yapacaklar. Belki süreç içerisinde hangi formatta olacağını şu anda söyleyemem ama bir iki programda beraber olabiliriz. Prensipte kampanyayı her iki parti de ayrı sürdürecek diye bu tartışmalara son noktayı koyan açıklamasını yaptı. Yarın önemli bir konu ağırlayacak Ordu. Birazdan detaylarıyla da inceleyeceğiz akşam bülteni içerisinde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geliyor. Bugün Gaziantep'teydi. 10 ili kapsayan halk oylaması bölge güvenlik toplantısına katıldı. Yarın da Ordu'ya gelecek 7 ilin valisiyle birlikte yine aynı toplantının 11. oturumunu gerçekleştirilecek. Bugün konuşulan bir başka önemli konu da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde devrim gibi bir karardı. Hala da konuşulmaya devam ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan yeni bir düzenleme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve assubaylar artık başörtüsü takabilecekler. Bunlara askeri okullarda okuyan öğrenciler de dahil olacak. Artık başörtüsü diye bir sıkıntı olmayacak Genelkurmay ve bağlı birimlerde. Peki kendi gündemimizde neler var? Hemen onlardan bahsedeyim. Fethullahçı terör örgütü operasyonları var. Birazdan ekranlara getireceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ağırlayacak yarın Ordu. Bakan Soylu'nun Ordu programında neler var? Onları aktaracağız. Ümraniye Belediyesi ile ilgili haberlerimiz var. Ümraniye Belediyesi'nde de çok yoğun bir Ordu nüfusu var. O yüzden Ümraniye Belediyesi'nin de Ümraniye'de oturan Ordulara yönelik ve diğer semtlilere yönelik çalışmalarını ekranlarınıza getireceğiz. Karadeniz'deki midyeler herkes bilir. Midyeler temiz çıktı. Onunla ilgili bir haberimiz var ve daha fazlasını akşam bültenini izleyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile başlayalım akşam bültenini. 23 Şubat Perşembe günü, yani yarın Ordu'ya geliyor. Bakan Soylu Ordu'da 7 ilin valisiyle bir toplantı yapacak. Ana gündem maddesi 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda alınacak güvenlik önlemleri oldu. Aldım notunu. Okudum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 23 Şubat Perşembe günü Ordu'ya geliyor. Bakan Soylu Karadeniz bölgesindeki illerin valileri ve ilçe kaymakamları ile bir araya gelecek. Özellikle referandum sürecinde bölgede alınması gereken güvenlik önlemlerinin konuşulacağı kritik toplantı için Ordu'yu tercih eden Bakan Soylu, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'yla özel bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede ağırlıklı olarak Ordu ilinin güvenliğinin konuşulması bekleniyor. AK Parti Ordu İl Teşkilatı'yla da bir araya gelecek olan Bakan Soylu, referandum çalışmaları ile ilgili partililerden de bilgi alacak. Devam ediyoruz. Gündemimizin ikinci sırasında Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar var. Operasyonlar sürdürülüyor. Ordu merkezli 12 ilde gerçekleştirildi. Bu kez gözaltına alınan 22 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Ordu merkezli 12 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 12 ilde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar Ordu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli için 18 Şubat'ta Ordu, Ankara, Samsun, İstanbul, Sinop, Erzurum, Tokat, Sivas, Trabzon, Giresun, Rize ve Manisa illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında halen görevde olan polislerle örgütün çeşitli kurumlarında çalışanların da yer aldığı 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Ve Ordu ile devam ediyoruz. Yine kent ekonomisinin gelişmesinde en önemli sektörlerden birisi hiç şüphesiz turizm. Turizmin gelişmesine katkı sağlamak ve şehir insanının daha rahat nefes alabileceği sosyal bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla hazırlanan Altın Ordu Rıhtım Projesi kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından turizmin gelişmesine katkı sağlamak ve şehir insanının rahat nefes alabileceği sosyal bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla hazırlanan Altın Ordu Rıhtım Projesi kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Rıhtım iskelesi ile ilk adım anıtı arasında daha önce kaya parçalarıyla dolgu yapılan alana moloz dökülerek zemin düzgün hale getirilirken yürüyüş trotuarı ve elektrik direklerinin sökümü de gerçekleştiriliyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz yapılan çalışmayla Ordu sahilinin bölgede parmakla gösterilebilecek bir görünüme kavuşacağını söyledi. Projenin toplam 7160 metrekare alan üzerine uygulanacağını ifade eden Başkan Yılmaz, Rıhtım projesi kapsamında kafeterya, restoran, kır düğün alanı, gezinti alanları, yerli ürünler pazarı ve peyzaj donatı elemanlarının bulunduğunu ifade etti. Altınordu ilçesinde belediye başkanı Engin Tekintay zaman zaman mahalle gezileri düzenliyor. Bu kez adres Gerce ve Cumhuriyet mahalleleri oldu. Burada öğrencilerle bir araya geldi. Okullardaki tüm öğrencilere kışlık mont ve de bot hediye etti. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintay, Gerce ve Cumhuriyet köyü mahallelerinde ilkokul ve ortaokulda çevre mahallelerden taşıma sistemiyle gelen öğrencilerle bir araya geldi. Ben alayım bunu. Tamam mı? Şuraya git. Hadi bakalım, teşekkür ederim. Başkanım mı çağırdı? Evet. Erat, en kalabalık sınıf burası mı? Evet. Değil mi? Ben de böyle bu gençlerin yanında oturayım o zaman, değil mi ya? En kalabalık sınıf burası herhalde, öyle gözüküyor. Burada öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Engin Tekintaş, okullardaki tüm öğrencilere kışlık mont ve bot hediye etti. Şu an tam kışlık oldu Emrah ya. Değil mi? Tam kışlık maşallah. Bir de böyle yaptık mı? Değil mi? Doğru kar topu oynamaya. Kışlık mont ve bot dağıtımının ardından açıklama yapan Başkan Engin Tekintaş, güzel çocuklarımızın ülkenin geleceğine hazırlanması için İhtiyaç duyduğu anda bu sosyal projeyle hem bizim katkılarımızla hem de kurum ve kuruluşların katkısıyla ihtiyaçlarını karşılıyoruz diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Bölgemiz Gercev Havzası'nda özel bir konuma sahip. Dolayısıyla buradaki öğrencilerimiz de çevre mahallelerden taşıma sistemiyle burada buluşuyorlar. Ben özellikle bölgenin yapısı gereği hava şartlarının da kış biraz daha ağır olması dolayısıyla bu kış gününde bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde belediyemiz olarak, sosyal işler olarak yaptığımız çalışmayla öğrencilerimizin ihtiyacı olan giyim, kuşamla ilgili sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Ben çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Tabii burada bu güzel çocuklarımızın ülkenin geleceğine hazırlanabilmesi için ihtiyaç duyulduğu anda bu sosyal projelerde hem bizim katkılarımızı hem de kurum kuruluşların katkısıyla işbirliği içerisinde ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Burada hanımefendiler ağırlıklı bu sınıf, öyle mi? Eğitime her zaman katkı sunduklarını belirten Başkan Tekintaş, bu tür projelere desteklerimiz devam edecek diye konuştu. Okullarımızla Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla ve kaymakamlık vasıtasıyla belli protokoller yapıyoruz. Ama onun dışında da ihtiyaç kalmaksızın protokole kendi eksik bulduğumuz yerlere de hızla tamamlamaya gayret ediyoruz. Özellikle okul sahalarının asfaltlanması, betonlanması, çevre düzenlemesinin yapılması, bilhassa koruma altına alınabilmesi, bunun dışında boyalar, iç mekan, dış mekan, oyun alanları, oyun grupları ve bilhassa da bulunduğumuz yöre ve yapı itibarıyla da mümkünse fiziki mekanlarda ihtiyaç duyulan tüm sıkıntıları giderecek olan çalışmaları sürdürüyoruz. Tabii burada hangi okul, bu okul, şu okul ayrımı yapmaksızın elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanarak bu süreci eğitim camiasına destek vererek devam ettireceğiz. Tabii bundan sonraki yapılanmada herhalde biraz daha fazla
eğitime ağırlık vermemiz gerektiğini biz de fark ediyoruz. Tabii bundan sonra ana sınıfları ile ilgili, kreşlerle ilgili belli çalışmalara da biz de belediye olarak katılmaya devam edeceğiz. AK Parti Ordu İlçe Başkanlığı tarafından Ordu'da yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. Altın Ordu muhtarlarının da katıldığı toplantıda yol, su, kanalizasyon ve fen işleri tarafından yapılan hizmetler ve de yapılacak projeler anlatıldı. Bugün burada bizim 13. ilçeye yapmış olduğumuz bir çalışma formatını Altınordu ilçemizde inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Toplantıda 2014 yılından 2017 yılına kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yapılacak projelerle ilgili bilgi alışverişi yapıldı. Söz almak isteyen bütün arkadaşlarımıza tek tek söz vermek suretiyle Altınordu ilçemizi şöyle bir masaya yatırmış olacağız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın başkanlığında yapılan toplantıda AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti Altınordu İlçe Başkanı İbrahim Hekim, Altınordu İlçe Başkanı Engin Tekintaş ve muhtarlar katıldı. Toplantı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın yaptığı açıklamalarla başladı. 22 bin kişiyi biz Ordu'ya getirdik bu sefer, yani nüfusumuz arttı. 22 bin kişiden ayda 660 bin lira Ordu ili aylık ilave gelir elde ediyor. Yılda 9 milyon lira gelirimiz arttı. Yıllık 9 milyon lira gelir arkadaşlar. Benim 13 ilçemin yıllık bütçesinden daha fazla. O yüzden nüfusu artırma konusunda gayret göstereceğiz. Altınordu ilçemiz zaten kendiliğinden artıyor. Bu çerçevede 205 bin olan nüfusumuzun bundan sonra ben Altınordu daha da yükseleceği kanaatindeyim. 751 bine yaklaşan nüfusumuz da bizim için iyi bir orandır. Şu anda 6 tane milletvekilimiz var. 736 bini geçtiği an nüfusumuz 6 milletvekili çıkıyor. Bu anayasa değişikliğiyle birlikte biliyorsunuz 600 milletvekili referandumda oylanacak. İnanıyorum ki Ordu ile 7 milletvekiliyle bundan sonra temsil edilecek. Toplantıda Yol, Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanları tarafından faaliyetler açıklandı. 14, 15, 16 yıllarında sıcak asfalt programı olarak 69 kilometrelik güzergahın sıcak asfaltını tamamladık. Satıya asfalt kaplama olarak 75.5 kilometrelik yolun satıya asfalt kaplama imalatını tamamladık. 300 metrelik beton yol imalatımızı tamamladık. Yaklaşık 76 kilometrelik yolun tesviye ve onarım çalışmasını bitirdik. 568 kilometrelik yolun da stabilize bakım onarımlarını tamamladık. Altınordu ilçemizin 79 tane köyden mahalleye dönüşen mahallemiz var. Bir tane beldemiz mahalleye dönüşen 12 tane merkez mahallemiz var. Altınordu ilçemizin işletmesini 136 personel 32 makineyle yürütmekteyiz. Başkan Yılmaz altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi. İşte bak gördüğünüz dev box'lar. Bunların hepsi tırlarla geldiler. İmalatları yapıldı. Allah izin verirse kısa bir süre içinde yerin altına verilmek suretiyle o karayolları geçişlerinde de 2'ye 5 metre dediğimiz gibi bir kamyon büyüklüğünde yerin altına yerleştirilmiş olacak. Bu önemli bir çalışmadır. Bunu yapmazsanız altyapının hiçbir manası yok. Hiç. Yaparsınız, üzerine asfaltı dökersiniz geçmiş dönemlerdeki gibi. Sonra yağmur suyu basar, sonra kanalizasyon geri basar gibi. Ki buralar yoğun sitelerin yaşadığı yerlerdi. Şu anda inşallah ben de öğleden sonra bu alana gitmek suretiyle o son box yerleştirmesini birebir göreceğiz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Rıhtım'da yapılacak sahil yürüyüş yolunun son haliyle ilgili açıklama yaptı. Gördüğünüz gibi o doldurduğumuz taşların üzerine çatılarla kapattık. İleri geleceğiz ya. Çöküyoruz. Bu dünkü görüntü. Rıhtım'dan itibaren ki Rıhtım'a yapmış olduğumuz tesislerimiz de kısa bir süre içinde hizmete girmiş olacak. Bu gördüğünüz alanda da bisiklet yolu, az önce gösterdiğim yürüyüş yolları, gezi alanları burası. Ordu için yapılacak diğer projelerden biri de cephe giydirmeleri ve meydan projeleri de adından söz ettirecek. Köprübaşı Camii'nin önündeki köprüyü kaldırıyoruz. Köprü başındaki mevcut köprüyü hayal edin. 100 metre Boztepe tarafına, 70 metre de deniz tarafına kadar iniyoruz. Caminin önüne devasa bir cami önü katıyoruz. Gördüğünüz şu meydanı çıkartıyoruz buraya. Çünkü orada bir sıkışık alanımız var bizim arkadaşlar. Buranın da projesini bitirdik, ihale aşamasına getirdik. Allah izin verirse aynen şöyle olacak. Ne zaman olacak? 6 ay sonra böyle göreceksiniz burayı. Çünkü bina giydirme, zemin düzenleme
peyzaj çalışmalarında işin yapım süreci 180 gün. İşin yapım sürecinde bir şey yok. Mesele yeri hazırlayabilmek. Toplantıda Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da söz aldı ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yeraltının kullanılması noktasında kesin bir karar verdiğimizi ve bunu kayıt altına aldığımızı ifade etmek istiyoruz. 600 metrekare ve üzerinde olan her arsa bize geldiğinde yeraltı otoparkı öncelikli olmak kaydıyla otopark problemini bir araç dahi yola indirmeden veya oradan istifade ederim kanaatini ortaya koymadan çözmek zorunda. Önce yeraltı otoparkı mutlak mecburiyet. Eğer 600 metrekarenin altındaysa biz karşılıklı olarak bu mutabakata varıp gerekirse kat ilavesi yapıp ilk giriş katını otoparka çevirerek bu problemi çözeceğiz. Ordu'da merakla beklenen alışveriş projesiyle ilgili konuşan Enver Yılmaz, proje kapsamında herhangi bir sorunun olmadığını belirtti. Yap işlet devret modeliyle Ordu'da hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Büyükşehir Belediyesi yıllık 6 milyonun üzerinde 6 ile 10 arasında bir kira alacak. Tek kuruş para vermeden yap işlet devret modeliyle yaptığımız bir çalışmadır. Özellikle belirtmek istiyorum, sorun yok. Enver Yılmaz toplu taşımaya Eylül ayında geçileceğini de tekrar dile getirdi. Bu sene bu otobüsleri alıyoruz. Allah izin verirse eğitim öğretim sezonunun başladığı Eylül ayı itibariyle biz toplu ulaşımın tamamını orada gerçekleştirmiş olacağız. Çünkü ondan sonra zaten yasal zorunluluk var. Hazır olmamız lazım yasal zorunluluğa. Araçlarımızla birlikte inşallah ki bunların tamamını da dolmuşçu kardeşlerimiz yapacak. Yani Büyükşehir Belediyesi burada sevki idare eden, koordine eden, düzenleyici bir pozisyonda. Biz de bu yapılanmanın içinde olmayacağız. Yani biz ortaklık falan girmeyeceğiz işin içine. Biz sadece sevki idare, koordinasyon, müktesep haklarını da dolmuşçu kardeşlerimizi sonuna kadar koruyacağız. 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili referandum hazırlıkları çerçevesinde AK Parti Ünye İlçe Yönetimi bir araya geldi. Toplantıda yeni sistemin Türkiye'ye kazandıracakları masaya yatırıldı. Referandum hazırlıkları görüşüldü. AK Parti Ünye İlçe Başkanı Arif Ergün ve parti yönetimiyle bir araya gelen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın gündeminde 16 Nisan tarihinde yapılacak referandum vardı. Referandum sürecinde biz Ünye'de zorlanacağımız bir kampanya yürütmeyeceğiz diyen Başkan Ahmet Çamyar bunun nedenini anlattı. Biz Ünye'de zorlanacağımız bir kampanyayı yürütmeyeceğiz, onu söyleyelim, ifade edelim. Çünkü Ünye Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, AK Parti'ye güvenen seçmen kitlelerinin yoğunlukta olduğu bir ilçe. Zaman zaman ifade ediyoruz konuşmalarımızda, hükümetimizden bizim hizmet anlamında isteyip de alamadığımız neredeyse hiçbir şey yok. Referandumda hayır oyu kullanacakların hepsini bir kefeye koymanın doğru olmadığını belirten Başkan Ahmet Çamyar, ancak kim hayır diyor bakmak da lazım diye konuştu. Kim buna hayır diyor ya bir bakacağız. Yani tabii ki aynı kefenin içerisine koymuyoruz ama koro halinde ses nereden geliyor? Kandil'den geliyor. Şimdi Kandil'in tepesinden geliyor. Hayır diye bağırmak, bakıyorsun FETÖ'den geliyor hayır diye bağırmak, işte Türkiye karşıtlarından geliyor, CHP'den geliyor, dışarıdaki mahfillerden geliyor. O zaman evet de baktığımız zaman güzellik vardır noktasına geliyoruz, yani buradan ters açıdan bakacak olursak. Başkan Ahmet Çamyar, başkanlık sisteminin Türkiye'nin ruhuna uygun bir yönetim anlayışı olduğunu söyledi. 50 yıllık bir mesele. 1950'lerde, 60'larda başlayan tartışma, rahmetli Erbakan Hoca'nın başkanlık sistemine geçilmesi gerekir şekliyle beyanatı. 69'daki rahmetli Türkeş'in başkanlık sistemiyle ilgili beyanatı, Turgut Özal'ın, Demirel'in beyanatı ve 2003 yılında Siirt seçimlerinin hemen 12 gün sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bir mülakattaki açıklamaları son derece net bu konuda. Başkan Ahmet Çamyar, yeni sistemle Türkiye'nin ayak bağlarından kurtulmuş olacağının altını çizdi. Yönetimin çift başlılığından kurtulmuş olacağız. Demirel'le Tansu Çiller arasındaki, İşte Demirel'le Özal arasındaki, Ecevit'le Ahmet Necdet Sezer arasındaki kavgaları, gecelik faizlerin 7500
olduğu dönemleri bir daha Türkiye asla yaşamayacak. AK Parti'nin vatandaşları hiçbir zaman kandırmadığını, yapamayacağı sözleri hiçbir zaman vermediğini vurgulayan Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, bu çerçevede halkımıza referandumda neden evet demelere gerektiğini anlatacağız, dedi. Bu ekonomik istikrar demek. Ekonomik istikrar büyüme demek, yatırım demek, refah demek. Halkın daha çok milli gelirden istifade etmesi demek. Bütün şer odaklarına rağmen Türkiye bu kadar 15 yılda ayakta durup dünyanın 17. büyük ekonomisine sahipse başkanlık sistemine geçişle birlikte inanın ilk 10 içerisine girmemiz işten bile olmayacak. Ve rotayı bu kez İstanbul'a çeviriyoruz. Ümraniye ilçesi Kazım Karabekir, Elmalı Kenti, İnkılap, Topağacı, Dumlu Pınar, Hekimbaşı bölgelerinde bulunan 2B arazilerinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Ümraniye Belediyesi'nin göstermiş olduğu yoğun çabalar neticesinde meclisten geçti. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve ekibinin 2B arazileri için verdiği mücadelenin meyveleri bugün yeşermeye başladı. Geçtiğimiz sene Ekim ayında meclis gündemine alınan 2B arazilerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oy birliğiyle geçti. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın televizyon programlarında defaatle müjdelediği Kazım Karabekir, Topağacı, Dumlu Pınar, Hekimbaşı, Elmalı Kent ve İnkılap mahallelerinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planları bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti. Akabinde meclis kararının Ümraniye Belediyesi'ne gelmesiyle beraber 1/1000 ölçekli Nazım İmar planı hazırlanacak ve Başkan Hasan Can'ın verdiği demeçlerdeki gibi 2017'nin sonbaharında da bölgelerde ruhsatlı inşaat yapımı başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantı salonunda bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, konuşmalarına başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Toptaş olmak üzere tüm komisyon üyelerine teşekkür ederek başladı. Başkan Hasan Can, 2008 yılında imarsız olarak Ümraniye'ye geçen daha sonra da uzlaşma yoluyla imar çıkartılan bölgeler içinde meclise teşekkürlerini sunarak konuşmalarını sonlandırdı. Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimleri Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından eğitim materyalleri sergisi düzenlendi. Öğrencilerin öğretmenlik uygulaması dersine hazırlamış oldukları eğitim materyallerinin sergisi düzenlenen törenle açıldı. Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan açılışa üniversite akademisyenleri ve öğrenciler katıldı. Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından eğitim materyalleri sergisi düzenlendi. Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergiye Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yırılgaç, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Metin Kara, Profesör Doktor Fikri Balta, Profesör Doktor Tevfik Noyan, Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Serginin açılış konuşmasını Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yılgaç yaptı. Ayrıca biz sizlere özellikle ailelerimize sizin gibi güzel yüzlü de gençleri yetiştirdiği için onlara teşekkür ediyoruz. Bu tür eserleri sizler ne kadar azami boyutlarda yapar da temel eğitimle ilgili öğrencilerimize sunarsanız sizin yerinize geldiklerinde onlar çok daha kapasiteli, çok daha kapsamlı işler yapacaklar. Bu noktadan sizin bakmanız lazım. Yarın çünkü onların eğiticisi, öğreticisi olacaksınız. Bu şekilde davrandıkça, bu güzel eserleri oluşturdukça sizler de çok kazanacaksınız, neslimiz de çok kazanacak. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından öğrenciler, öğretmenlik uygulaması dersinde hazırlamış oldukları eğitim materyallerini davetlilere tanıttı. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yırılgaç sergiyi teker teker gezerek öğrencilerden bilgi aldı. Projelerden bir tanesi öğrencilere doğa sevgisi ve doğa bilincini aşılamak için yapılan çalışmaydı. Üniversite öğrencileri yapılan çalışmaları anlattı. Bunu okulun bahçesinde yaptık. Toprakla iç içeydiler. Daha sonra çocuklarla birlikte çiçek diktik. Saksılarını süslettik. Çocuklar şu an o çiçeklere hala bakıyorlar. Evde suluyorlar, konuşuyorlar onlarla. Daha sonra sanat etkinliği yaptırdık onlara. Üfleme tekniği yaptılar. Daha önce hiç denememişlerdi. Okullarda çok uygulanmayan bir teknik aslında bakarsanız. Çok zevk aldılar ki öğretmenleri de şu an yaptırıyor hala çocuklar istedikleri zaman. Bu şekilde gerçekleştirdiğimiz kadar da çiçek türlerini göstermiş olduk burada.
Ordu'da olduğu gibi. Ordu'da yetişen birkaç çiçek türlerini bulabildiğimiz kadar sergiledik. Birkaç da böyle çocuklara tanıtım yapıp çiçek ekmelerini sağlamış olduk. İnsan hayatındaki 0-6 yaş arası dönemde neler yapıyorsak, o dönem kendimize neler kattıysak, nasıl bir insan bizi yönlendirdiyse ileriye daha sağlam, akademik yönden, sosyal açıdan, birçok yönden daha artı şeyler kazanmış olarak gidiyoruz. Daha farklı yönlerimiz oluyor. Okul öncesi çocuğu ve okul öncesi okumayan çocuk arasında birçok fark var. Okul öncesi çocuklar açısından çok önemli. Çünkü biz kalıcı izler bırakan bir dönem. Kalıcı izler bırakan bir dönem arkadaşım dediği gibi. Biz şu an ne verirsek o çocuk onu alıyor. Diğer bir sergi ise El Sanatları Müzesi oldu. Ordu Halkı'ndan, Sanat Merkezi'nden ve Halk Eğitim Merkezi'nden eşyalarımızı topladık. Daha sonra uygulaman okullarımıza gittik. Çocuklardan, velilerinden el emeğiyle ilgili eşyalar ve kıyafetler istedik. Çocukların süveter ve kıyafet giymesini istedik el işiyle ilgili. Daha sonra çocuklarla birlikte müzemizi oluşturduk ve bu müzeyi neyden yapıldığını, rengini, dokusuna göre çocuklarla birlikte bir sınıflandırma oluşturduk. Bir başka sergide çocukluğumuzda herkesin oynadığı, bildiği ve günümüzde unutulmaya başlanan oyunların hazırlandığı sergi oldu. Beştaş, dokuztaş, tiktak ve misket gibi oyunlar miniklere tanıtılan sergide yer aldı. Şimdi günümüz oyunlarıyla geçmişte oynanan oyunlar çok farklı. Öncelikle çocuklara anne babalarının ya büyüklerinin geçmişte ne tarz oyunlar oynadığını bir hatırlatmak amacıyla bir müze oluşturmak istedik. Ve onlarla alakalı oyunlarımızı hazırladık buraya. Onun dışında çocuklara birkaç artık materyal vererek onlardan da kendi oyuncaklarını yapmalarını istedik. Bunları yaptıktan sonra da bir sanat etkinliği yapalım dedik. Bunların hepsi müze etkinliğiydi. Sanat etkinliğinde de böyle bir kağıdın üzerine renkli boyalarla boyadık. Ondan sonra üstünü siyah boyayla boyadık. Sonra çocuklara bir ağaç sapı ya da kürdan gibi bir şeyle üstünü çizerek farklı şekiller oluşturmalarını sağladık. Arkeoloji sergisiyle minik öğrencilere eskinin ve kültürün değeri anlatıldı. Çocuklara eskinin ve kültürümüzün değerini anlatmaya çalıştık. Boztepe'yi gezdik, diğer mahalleleri gezdik, ordulardan yardım aldık ve velilerimiz de bize yardımcı oldular. Daha sonrasında çocuklara eski eşyalarla birlikte bir müze oluşturduk. Burada bir anaokulumuzda uygulamasını yaptık bunun. Keselerin içerisine eski paraları koyduk mesela. Onları kazı alanlarında çocuklarla birlikte bulduk. Hepsi birer arkeolog oldu. Daha sonrasında mesela burada bir eski ütümüz var, kömürlü ütü. Çocukların çok dikkatini çektiler ve işte köyde anneannemin, dedemin evinde gördüm diyenler de oldu. Bağdaştırmalar da yaşandı. Karadeniz kültürünü taşıyan motifler de bunlardan biriydi. Çocuklara yöremizin değerlerini hatırlatmak, unutmamalarını sağlamak için böyle bir konu seçtik. Çocuklarla birlikte materyalleri topladık. Daha sonra çocuklardan da evden materyal getirmelerini istedik. Onlar da bandana, peştemal, lastik gibi materyaller getirdiler. Anaokulunda çocuklarla birlikte müze oluşturduk. Müze oluşturduktan sonra çocuklardan bu materyallerden bir tanesini seçmesini istedik. Daha sonra bir drama canlandırdık. Daha sonra çocuklar bir hikaye oluşturdular ve gördükleri şeyleri canlandırdılar. Daha sonra sanat etkinliğine geçtik. Şöyle şu şekilde kolaj çalışması yaptık. Artık materyaller kullanarak. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 1 Mart'ta başlaması planlanan tadilat çalışmaları 1 Ağustos'a ertelendi. Açıklama Samsun Valiliğinden yapıldı. Buna göre Çarşamba Havalimanı 5 ay gecikmeli olarak bakıma alınacak. Oysa çok değil, daha birkaç ay önce Samsun Valisi İbrahim Şahin ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak bir basın toplantısı düzenlemiş, tehlikeye dikkat çekmişlerdi. Hatta Vali Şahin her ihtimal planlandı ancak yine de erteleyemedik diyerek de risk faktöründen bahsetmişti. Çünkü Çarşamba Havalimanı'nın pistinin acilen yenilenmesi gerekiyordu. Şimdi akıllara takılan soruysa ne değişti? Havalimanında herhangi bir kaza yaşanırsa bunun sorumlusu kim olacak? Samsun Valisi İbrahim Şahin, Çarşamba Havalimanı'nda tadilatın ertelendiğini duyurdu. Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Mart 2017 tarihinde tadilat nedeniyle kapanacak olan Samsun Çarşamba Havalimanı, Sayın Valimiz İbrahim Şahin'in girişimiyle ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın destek ve gayretleriyle 1 Ağustos 2017 tarihine ertelenmiştir ifadeleri yer aldı. Buna göre Çarşamba Havalimanı planlanan tarihten 5 ay gecikmeli olarak bakıma alınacak. Oysa çok değil, daha birkaç ay önce Samsun Valisi İbrahim Şahin ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürü Funda Ocak bir basın toplantısı düzenlemiş ve tehlikeye dikkat çekmişlerdi. Hatta Vali Şahin her ihtimal planlandı ancak yine de erteleyemedik diyerek de risk faktöründen bahsetmişti. Çünkü Çarşamba Havalimanı pistinin acilen yenilenmesi gerekiyordu. Takdir edersiniz ki havacılık sektörü sıfır riskle çalışır. Onun için de bunun olimpiyat oyunlarından sonra yapılması mümkün mü? Pistte uçakların teker koydukları yerin kaydırılarak daha erken bir noktada teker koyup inşaat yapılacak yerin seyri sefere mani olmadan yapılabilir miyi? Kısaca her kısmını uzun uzun tartıştık ama pistin bir şekilde kapatılması gerektiğini söylediler. Bu sürenin 11 ay değil, en azından uçakların iniş kalkışına engel olacak sürenin 3 ayla sınırlı olabileceğini, mümkünse bunun daha da kısaltılabileceğiyle ilgili bir çaba ama asla 3 ay geçmemesi gerektiğini söyledik. Çünkü inşaat sezonu biliyorsunuz Mart'ta başlıyor. Şimdi akıllara takılan soruysa ne değişti? Havalimanında herhangi bir kaza yaşanırsa sorumlusu kim olacak? Samsun'un Terme ilçesinde minibüsün güvenlik şeridinde giden bisikletle çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Terme ilçesinde minibüsün çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Samsun Ordu Karayolu Terme Devlet Hastanesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 52LN183 plakalı minibüs bisikletle güvenlik şeridine giden Necip Şahin'e çarptı. 63 yaşındaki Necip Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Şahin'e çarptıktan sonra önce yol kenarında park halindeki 55VE735 plakalı otomobile ardından elektrik direğine çarparak durabilen minibüsün sürücüsü olay yerinden kaçtı. İncelemenin ardından Şahin'in cesedi Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Terme Emniyet Müdürlüğü ekipleri minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan araştırma sonucunda Karadeniz'deki midye ve salyangoz gibi canlıların insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek düzeyde olduğu ortaya çıktı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun desteğiyle 3 yıl süren araştırma sonucunda elde edilen veriler, Karadeniz'deki midye ve salyangoz gibi canlılarda tespit edilen radyoaktif kirliliğin insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek düzeyde olduğunu ortaya koydu. Proje öncelikli olarak denizdeki midyelerin toplanmasıyla, çeşitli istasyonların toplanmasıyla başladı. Bilim adamları bu veriler ışığında temize çıkan Karadeniz'deki canlıların güvenle tüketilebileceğini bildirdi. Toplamadan sonra biz numunelerimizi laboratuvar ortamında sayımlanacak hale getirdik ve sayımları gerçekleştirdik. Bu sayımları gerçekleştirdikten sonra özellikle yapay radyoizotop dediğimiz ve Çernobil'den sonra doğada varlığını tespit ettiğimiz sezyum izotop dedi. Radyoizotopunun özellikle orada diğer başka doğal özellikler var ama özellikle bunun varlığı tespit etmeye çalıştık. KTÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Uğur Çevik, yaptığı açıklamada 3 yıldır üzerinde çalıştıkları Doğu Karadeniz bölgesi denizel ortamının ağır metal kirliliğinin tespiti ve midye türünde bazı ağır metallerin adsorpsiyon kapasitelerinin ortaya konması projesinin tamamladıklarını söyledi. Yıllar o zamandan 30'a yakın zaman geçti. Bizim bu Çernobil'den yayılan sezyum radyoizotopu aslında yarı ömrü yaklaşık 30 olan bir ürün. Dolayısıyla biz bunun varlığının ortadan kalktığını düşünerek bu işe başlamıştık. Gerçekten de yaptığımız ölçümler varlığımızı gösterdi. Fakat bu varlık insan sağlığını tehlikeye sokacak kadar bir oranda değildi. Tabii ki çeşitli veriler elde ettik. Bunları kanserojen açıdan, insan sağlığı açısından değerlendirdik ve bu değerlendirmelerimizin
sonuçlarını bilimsel dergilerde yayın halinde. Yaklaşık 300 bin lira maliyetli projede Katıverizli Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden zaman zaman değişmekle birlikte 8 ila 12 kişinin görev aldığını belirten Çevik, araştırmacıların Artvin'in Hope ilçesinden başlayarak Ordu sınırına kadar denizde 16 noktadan aldıkları örnekler üzerinde çalıştığını ifade etti. Bu bilgiler bu radyoaktif kirliliği bünyelerinde nasıl tutuyor, ne kadar tutuyor ve eğer gerçekten benzeri bir tehlike kazanma göstermesi olursa burada bunların ne kadar etkileneceğini bir çalışmasını yapıyoruz. Biz buna ekolojik yarı ömür adını veriyoruz. Denizdeki bu kirlenmenin ekolojik olarak doğadan kaç yılda yok olabileceğini bir modellemesi, bir tahmini yapıyoruz. Bu çalışmamız şu anda devam ediyor. İşte denizdeki arkadaşlarla ortak yapıyoruz bu çalışmayı. Çevik, numunelerin toplanması, laboratuvar ortamında çalışılması gibi çeşitli unsurlar göz önünde bulundurulduğunda, araştırmayı disiplinler arası işbirliği gerektirmesi dolayısıyla büyük zahmetler sonucunda tamamladıklarını vurguladı. Ve son haberimizdi. Veda vakti geldi. Birazdan spordaki gelişmeleri, ekonomideki gün sonu kapanış rakamlarını ve yol durumunu izleyebilirsiniz sayın seyirciler. Hayatı ve hayatın getirdiklerini paylaştık. Yarın akşamki randevu saatimiz yine 18.30 olsun. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Mutlu akşamlar. Spor'un Doğru Adresi TVL 2'ye hoş geldiniz. Her şey bitti gibi görünse de aslında hiçbir şey bitmedi. En azından onlar için durum öyle. Ordu Spor'da futbolcular ve teknik ekip işlerinin zor olduğunun farkında ama hala en küçük bir umut için bile son dakikaya kadar mücadeleye aynı hırsla devam edecekler. Teknik direktör Yalçın Gürsoy'un açıklaması bu şekilde. İşte o dedikleri olacak mı? Bunu da 11 hafta sonra göreceğiz. Her şey bitti gibi görünse de aslında hiçbir şey bitmedi. Ordu Spor'da teknik ekip ve futbolcular arasında gündem bu. Hiç kimse her şeyin bittiğini düşünmeden son dakikaya kadar mücadele etmeye devam edecek. Bunu söyleyen de teknik direktör Yalçın Gürsoy. Moralsiz geçen Düzce Spor hazırlıklarında herkesin yüzünden düşen bir parça. Ama umutlar hala devam ediyor. Bergama Belediyespor'un müsabakasında çok büyük bir avantaj kaybettiklerini söyleyen teknik direktör Yalçın Gürsoy, herkes artık bitse dese de bizim için bitmedi. En son dakikaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra bizim için iç dış saha ayrımı yok. Her maçımızdan 3 puan almak zorundayız açıklamasını yaptı. Tabii ki moralimiz gerçekten bozuk. Bu hafta kazanmamız gereken bir müsabaka oynadık yine. İyi futbol oynadık. Çok pozisyona girdik. Maalesef gol yollarında istediğimiz gol vuruşlarını yapamadık. Ama tabii ki bir puan aldık. Bunu çok önemli demeyeceğim. Bizim devamımız için bu hayat devam ediyor. Bundan sonra Ordu Spor takımını en son dakikaya kadar bu mücadelenin içerisinde devam ettireceğiz. Yani biz hırsımızdan bir şeyler kaybetmedik. Moralimiz bozuk. O konuda üzgünüz ama aynı mücadeleyi ligin sonuna kadar devam ettireceğiz. Yani bizim dışarıda veya içeride diye bir ayrımımız artık bu saatten sonra yok. Pazar günü oynanacak Düzce Spor müsabakasını da değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, Düzyurt iddiası olan bir takım, zor bir maç olacak ama biz kendi işimize bakıp deplasmana 3 puan için gideceğiz açıklamasını yaptı. Ya, pozisyon itibariyle bizden daha rahat takım. Playoff hedefleri doğdu. Yani onların da beklemediği bir durum söz konusu. Onların pozisyonunun ne olduğu bizim için artık önemi yok. Biz kendi işimize bakıyoruz. Futbolcu arkadaşlarımıza maçların artık önemini kavrattık. Onlar da biliyorlar. Bu maçı kazanmak için gideceğiz. Son oynanan Bergama Belediyespor müsabakası Ordu Spor için kritik önem taşıyordu. Mutlak 3 puan alması gereken Ordu Spor o maçtan 1-1'lik sonuçla ayrılmış ve ligde kalma adına kapanmayacak bir yara almıştı. İşte o kritik maç öncesinde sportif direktör Zafer Öztürk maçın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için Bergama maçını kazanamazsak istifa ederim demişti ve sözünü de tuttu ancak o istifa dilekçesi yönetim tarafından reddedildi. Son 4 maçtır galip gelemeyen ve her geçen gün
ligin dibine demir atmaya devam eden Ordu Spor'da sportif direktör Zafer Öztürk'ün istifası yönetimden geri döndü. Son oynanan Bergama Belediyespor müsabakası Ordu Spor için kritik önem taşıyordu. Mutlak 3 puan alması gereken Ordu Spor o maçtan 1-1'lik sonuçla ayrılmış ve ligde kalma adına kapanmayacak bir yara almıştı. İşte o kritik maç öncesinde sportif direktör Zafer Öztürk maçın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için Bergama maçını kazanamazsak istifa ederim demişti ve sözünü de tuttu. Zafer Hoca istifa dilekçesini verdi ancak o dilekçe yönetimden geri döndü. Zafer Öztürk'ün istifasını kabul etmediklerini söyleyen Ordu Spor Futbol Şube Sorumlusu Serkan Çelik, Zafer Hocamızın istifasını kabul etmedik, zor bir süreçten geçiyoruz ve bu süreçte o bize lazım açıklamasını yaptı. Zafer Hocam tabii çok doğru olarak kendisi aslında futbolcuları şartlandırmak bağlamında motivasyon olsun diye ve kendi gönlünden geçtiği için sportif direktörlük görevinden istifa ettiğini sosyal medya aracılığıyla daha sonra da bize yazılı olarak bildirdi. Fakat biz Zafer Hocam'ın bu kulübe neler verdiğini iyi bildiğimiz için yönetim kurulu arkadaşlarımız ve futbol şube sorumlusu arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirmenin sonucunda da Zafer Hoca'nın bize faydalı olacağını ve duygusal bir çöküntü yaşadığının farkındaydık. Zafer Hocam'la karşılıklı görüşmelerimizi, konuşmalarımızı yaptık. Zafer Hocam da bunun bağlamında tekrar bizle yola devam edeceğini belirtti. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Çünkü bu zor şartlarda çalışmak kolay değil. Ancak bizim inandığımız bir şey var. Biz sezon sonuna kadar bütün gayretimizi göstereceğiz. Zafer Hocam'la ilgili de tüm sorunları biz ortadan kaldırdık. Artık Zafer Hocam tekrar sportif direktörlük görevine hiç bırakmadığı gibi devam edeceğini size bildirebilirim. Güzel Ordu Spor'un Kamerunlu futbolcusu Severin Bikago özellikle son 2 haftada takımın en formlu oyuncusu. Son oynanan Yeni Amasya Spor müsabakasında galibiyete getiren golü atmıştı. İşte o futbolcu o sene bu sene dedi. Yani Güzel Ordu Spor'un şampiyon olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Bikogo varsa sorun yok. Bölgesel amatör ligde şampiyonun en büyük adaylarından biri olan Güzel Ordu Spor'un Kamerunlu futbolcusu Severin Bikago bu sezon Güzel Ordu Spor'un attığı 38 gole, attığı 9 golle katkı yaparak Fatih Deniz'le birlikte takımın en etkili futbolcusu. Özellikle son 2 haftada kazanılan galibiyetlerin baş mimarı olan Bikago, 5-2'lik Çarşamba Spor galibiyetinde attığı 4 gol ve son oynanan Yeni Amasya Spor müsabakasında attığı golle takımına 3 puanı getirdi. Son haftaların formlu oyuncusu Kamerunlu futbolcu, Amasya Spor müsabakasının kendileri için zor geçtiğini ancak iyi bir hazırlık süreci geçirerek zor da olsa kazandıklarını söyledi. Yok, önce bütün takım arkadaş tebrik ediyorum. Amasya maç çok zor bir maç. Amasya geldi burada 3 puan istedi. Ama biz iyi çalıştık, iyi antrenman yaptık. Ve hoca sistem maç aynı yaptı. Ve güzel bir oyun. Biz 3 puan aldık ve çok mutluyuz. Son haftalarda yükselen performansını da değerlendiren Bikago, herkes neler yapabileceğimi biliyor, gollerime devam ediyorum ve bundan sonraki maçlarda da Bikago ismini herkes duymaya devam edecek açıklamasını yaptı. Bütün Türkiye biliyor Bikago sakat, bütün menajer kötü haber verdiler. Bikago sakat, Bikago sakat. Bütün takım istiyor ama ben gidiyor sakat diyor. Sonra ben düşündüm. Oynamak mı lazım? Oynamak, gol atıyor. Sonra herkes yine Bikago sakat yok. İyi bir yerde geliyor sonra. Çarşamba başladı, 4 gol attım. Bütün Türkiye konuştu, Bikago falan. Amasya maç geldi, bir tane gol daha. Gol atmak istiyorum. Ben burada geldim, şampiyonluk istiyorum. Bu sene Güzel Ordu Spor'un şampiyon olacağına inandığını söyleyen Kamerunlu futbolcu, o sene, bu sene açıklamasını yaptı. Bu sene Güzel Ordu şampiyon. Ben güveniyorum, bütün takım arkadaş güveniyorum, hocalar güveniyorum. Bu sene, o sene. Evet, sağ ol. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür.
Cumartesi günü oynanan Güzel Ordu Spor Yeni Amasya Spor müsabakasında 19 Eylül dolup taşmıştı. Ordu Spor taraftar grupları, Ordu halkı Güzel Ordu Spor'u zorlu maçta desteklemek için tribünlere akın etmiş. 19 Eylül'de özlenen o eski hava geri dönmüştü. Ancak o destek bazı kesimler tarafından tepki almıştı. İşte o tepkilere karşılık 52 Genç Taraftarlar Derneği Başkanı ve Amigo Murat Aydın'dan geldi. Aydın, biz Ordu'daki 19 ilçenin destekçisiyiz dedi. Cumartesi günü oynanan Güzel Ordu Spor Yeni Amasya Spor müsabakasında 19 Eylül dolup taşmıştı. Ordu Spor taraftar grupları, Ordu halkı Güzel Ordu Spor'u zorlu maçta desteklemek için tribünlere akın etmiş, 19 Eylül'de özlenen o eski hava geri dönmüştü. Güzel Ordu Spor'un 90 dakika sonunda galibiyete ulaşmasıyla birlikte maç sonunda taraftar ve takım bir araya gelmiş, güzel görüntüler ortaya çıkmıştı. Buraya kadar her şey normal. Özlenen taraftar, güzel bir futbol ve iyi bir sonuç. Ama maç sonunda Ordu Spor taraftar gruplarının Güzel Ordu Spor'u desteklemeye gitmesi bazı kesimler tarafından tepki görmüş ve hatta o tepki aşırıya kaçmış. İşte bunun üzerine 52 Genç Taraftarlar Derneği Başkanı ve Amigo Murat Aydın gelen o tepkilere cevap verdi. Bizim amacımız bir takımın tarafı olmak değil diyen Murat Aydın, amacımız Ordu'daki sporu desteklemek, biz Ordu'daki 19 ilçenin takımını sonuna kadar destekleriz açıklamasını yaptı. Aslında tartışılan bir konu değil. Yani Ordu, Amigo Murat'ı herkes tanır. Biz gerek o 19 ilçemizdeki tüm müsabakalarda bizi belediye başkanlarımız, iş adamlarımız, esnaflarımız, taraftarımız bizi maç müsabakalarına çağırdığı zaman ben onların emrinde olurum. Yani ben dernek başkanlığı yapıyorum. Hem Ordu'da Amigo Murat'ı, Amigo Zeki, diğer taraftar gruplarında herkes tanıyor. Biz kimseyi kırmayız. Burada dava ne Amigo Murat'ın ne işte Ahmet'in Mehmet'in meselesi değil. Burada şehir meselesi var. Şehrin spor müsabakalarında elimizden geldiği kadar Ordu şehrine, Ordu sporuna nasıl bir katkı sağlarız? Biz onun hedefindeyiz. Ben sosyal medyada tabii ki bunları şimdilik basın aracılığına sizlerle duyurmak istiyorum. Suç duyurusunda da bulacağız. Eğer fazla yazıp çizerlerse. Soya Spor'un maçında Erzurum'da 10 gün konakladık. Ünye'nin galibiyetinde ağlayan kişiyim. Fas'ın galibiyetinde ağlayan kişiyim. Çamlık Merkez diye voleybol takımımızı geçen bir iki ay önce çocuklara gül verdim. Kız çocuklarımıza ve şampiyonluğu oynuyor. Kendilerine. Az önce yine kız öğrenci futbol takımımız var. Hocamız bize de destek verin dedi. Allah razı olsun kendilerine. Onları da destekleyeceğiz. Bizim hedefimiz Ordu'da ne yaptık değil yani. Biz yaptıklarımızı taraftarımız herkes görüyor. Yani bu Güzel Ordu takımı şahsın takımı değil. Bu daha önce köy hizmetleriydi. Amigo Murat Görele'de Türk Telekom'u da destekledi. Yani bugünkü işte PTT Spor'u da destekledi. Bunu tabii ki o sosyal medyada yazan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bunları bilmiyor. Amigo Murat'ın şununa, derneğin şununa yetişemiyorlar. Küfür yok, şiddet yok. Şehirdeki bütün amirlerim, büyüklerime saygı sevgi çerçevesinde onlara zarar getirmemek şartıyla biz tribünde görevimizi yapıyoruz. Gül çiçek görüyoruz. Suçumuz bu mu? Güzel Ordu'yu sonuna kadar da destekleyeceğiz. Spor müsabakaları kim olursa olsun. Ordu Spor'a gelince Ordu Spor zor günler geçiriyor. Ordu Spor dibe de çakılsa Amigo Murat Ordu Spor'un peşindedir. Ordu Spor'un askeridir. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyin, haberiniz olsun. Mutlu akşamlar. Ekonominizin güvencesi İsa Akçay Sigorta ekonomi haberlerini sunar. Ekonominizin güvencesi İsa Akçay Sigorta ekonomi haberlerini sundu.